Eyüplü esnaf ve sanatkarlar ile her fırsatta bir araya gelerek onların sorunlarını dinleyen, görüş alışverişinde bulunan Başkan Remzi Aydın, 16 Ocak Cuma sabahı Osmanlı Parkı Sosyal Tesislerinde Eyüplü kuaförlerle bir araya geldi. Kahvaltı programına AK Parti Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç, İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz ve Eyüp ilçesinde çalışan berberler katıldı. Evet, değerli arkadaşlar. Berberlerin her şeyi bilen, halkın nabzını çok iyi tutan, çok önemli sanatkarlar olduğunu belirten Başkan Remzi Aydın konuşmasında şunlara yer verdi. Tabii berberler aslında çok önemli insanlar. Bunu çok samimi söylüyorum. Gerçekten çok önemsediğim insanlar. Burada da çok eskiden beri, yaklaşık üniversite yıllarında ve sonrasından beri görüştüğüm berberler var. Çok güzel hizmetler veriyorlar. Allah razı olsun. Gerçekten berberlik emek istiyor. Sanatkarsınız. Kolay bir iş değil. Allah kolaylık versin. Aynı zamanda da gerçekten söylüyorum. Toplumun nabzını elinde tutan, toplumu okuyan, olayları okuyan, insanları okuyan, belli ölçüde aslında geleceği okuyan insanlarsınız. Yani bunu çok net söylüyorum. Bunu bir gaz olarak da söylemiyorum değerli arkadaşlar. Onun için birçok şey yapılmakta olan toplumu ilgilendiren, halkı ilgilendiren birçok icraatı ve yapılacak olan birçok bir projeleri size ilk ağızdan bilmesi gerekir diye düşünüyorum. Elbette ki köprüler, binalar, kaldırımlar, caddeler bunlar zaten yapılıyor, yapılacak. Bunlar artık bizim için açıkçası AK Parti belediyeciliği açısından açıkçası söylüyorum. Sıradan işler haline geldi. Zaten yapmamız gereken, zaten yaptığımız, artık çok böyle üstüne durmadan yaptığımız işler oluyor. Bunları yapacağız, yapıyoruz. Bunlar artık kenara dursun. Biz artık insana yatırım yapmamız lazım diyoruz. Yani bizim gençliğimizin, geleceğimizin, insanımızın yeniden eski kadim medeniyetimize, kadim değerlerimize uygun bir şekilde oluşturulması gerekir diye düşünüyoruz dedik. Bu anlamda yeni bir vizyon ortaya koyduk. Bunun için biz öncelikle değerli arkadaşlar eğitime, gençliğe, spora, kültüre ve sanata özel önem veren bir belediye olmak istiyoruz. Aydın, Eyüp'te seçim sonrası yapılan çalışmaları özetlediği konuşmasının ardından berber esnafları ile toplu fotoğraf karesinde yer aldı. Efendim merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Abdülmecit Saldıra. Efendim kaç yıldır kuaförlük yapıyorsunuz? 20 yıldır. Maşallah. Neredesiniz efendim? Nerede yeriniz? Çırçır Mahallesi, İmar Blokları. Peki bugünkü toplantıyı nasıl buldunuz? Düşünceleriniz nelerdir efendim? Bence çok güzel. Allah razı olsun belediye başkanımızdan. Müthiş bir çalışmaları var. İnşallah muvaffak olurlar. Peki şunu sormak istiyorum. Salı günleri bayan kuaförleri, pazar günü de erkek kuaförleri kapalı. Bununla ilgili düşünceleriniz nelerdir efendim? Biz erkek kuaförüyüz. Hani bayanlar için bilmiyorum ama erkekler için gerçekten müthiş bir şey. Yani en azından ailemizi görebildik, çoluk çocuğumuzu görebildik. Yani daha önce gerçekten de hiçbir faaliyetimiz yoktu. Sabah gidiyorduk, akşama kadar orada çalışıyorduk. Çoluk çocuğumuzu göremiyorduk. Ama şu anda belediyemizden özellikle rica ediyorum. Bu işin üstünde dursunlar, bir daha kimse açmasın. Efendim merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Muammer Ölmez, İstanbul, Akşemsettin, Cengiz Töbel Caddesi'nde kuaför dükkanım var. Efendim kaç yıldır kuaförlük yapıyorsunuz? 14-15 yıllık yapıyoruz kuaförlüğümüzü. Efendim peki bugünkü belediyemizin yapmış olduğu bu toplantıyı nasıl buluyorsunuz? Çok güzel bir şey buluyorum. Halkla kaynaşması, bize bilgileri aktarması çok önemli bir şeydir tabii ki. Peki belediye çalışmalarımızdan genel anlamda memnuniyetiniz nedir? Memnun musunuz efendim? Çok güzel, çok memnunuz. Yani sosyal anlamda her faaliyetlerimiz güzel yani. Peki şunu sormak istiyorum. Eyüp'te erkek kuaförleri pazar günleri kapalı. Bununla ilgili düşünceleriniz nedir efendim? Alabilir miyiz sizden? Düşüncelerimiz çok güzel efendim. Daha önceden çoluğumuzla çocuğumuzla yani bir pazarımız yani olması çok güzel bir şey. Çalışma sürelerimiz çok uzun. Yani bunu çıkaranlardan Allah razı olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim merhabalar. Merhaba.
Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Ümmühan Alkan. Göktürk'te bayan kuaförüyüm. Peki bugünkü toplantıyı nasıl buldunuz efendim? Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Çok başarılıydı, çok güzeldi. Çok keyif aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Gayet güzeldi. Konuşma da çok iyiydi. İnşallah umarız devam eder. Yani güzel. Peki belediye çalışmalarımızdan genel anlamda memnun musunuz efendim? Çok güzel, evet, memnunuz. Devamını diliyoruz, bekliyoruz. Peki bayan kuaförleri salı günleri kapalı. Bununla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Güzel yani. Efendim merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Adem Eser, Eser Kuaför. Efendim kaç yıldır kuaförlük yapıyorsunuz? Yaklaşık 22-23 yıldan beri. Peki bugünkü toplantıyı nasıl buldunuz efendim? Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Valla gayet olumlu. Zaten işte biz de arkadaşlarla bir şekilde kaynaşmamız gerekiyor. Bir şekilde işte başkanlarımızla falan bir araya gelmemiz gerekiyor. Gayet olumlu yani. Peki belediye çalışmalarımızı genel anlamda nasıl buluyorsunuz? Bununla ilgili düşünceleriniz neler? Ya tabii yani halen eksiklerimiz çok ama yine de eskilere nazaran daha iyi yani. Sonuç olarak eskilerden çok çok daha ilerideyiz yani. Peki pazar günleri kuaförlerin kapalı olması konusunda düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ya biz pazar günleri zaten kapalı olması için biz kendimiz de çok mücadele verdik. Kapalı olmasını da istiyoruz zaten. Nedenine gelince de ya bizim sosyalleşmemiz lazım. Biz de bir insanız sonuçta. Hafta sonları bizim de eşimiz, dostumuz, arkadaşımız var. Bizim de düğünlerimiz, derneklerimiz var. Hiçbir şekilde bir yere gidemiyorduk. Şu an daha sosyaliz. Böyle olması bence daha olumlu.